Githal, aslında Suriye'nin geleceği dediğimiz zaman hep böyle sahada gördüğümüz birkaç ülke var. Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyoruz, Türkiye'yi görüyoruz, Rusya'yı, İran'ı görüyoruz. Son 1,5 yıldır filan Fransa'nın da sürekli ya olmasa da biz de olalım çağrıları vardı. Macron'un özellikle o masada yer almak istediğini biliyorduk. Suriye'nin geleceğinin şekillendiği masada. Ama bir yandan da şöylesi bir gerçek var. Avrupa Birliği'nin patronajı dediğimiz güçler söz konusu göçmenler olduğu zaman da aman bize gelmesinler, aman bize bulaşmasınlar, Türkiye arada tampon görevi görsün diyorlar. Böyle de bir yaklaşımları var. Ki kaldı ki Türkiye'ye de Avrupa Birliği'nin mülteciler konusunda söz verdiği ama vermediği rakamlar var. O zaman bu zirveyle birlikte o noktalarda da bir çözüme kavuşma veya göçmenler noktasında Avrupa Birliği'nin de artık elini taşın altına koyması gibi bir sonuç çıkar mı? Bu onu gösteriyor. Yani o masanın, yuvarlak masanın bir tarafında olma isteği, özellikle işte Almanya ve Fransa'nın olma isteği tam da bu senin söylediğin meseleye dair. Yani kontrolsüz göçten muzdarip bir Avrupa, ama bunu çözebilecek yegane ülkenin de Türkiye olduğunu biliyorlar. Yani bu kendi ifadeleri zaten. Kontrolsüz güçte Türkiye ciddi bir set görevi görüyor. Hı hı. Hem Daeş terörünün Avrupa'ya yayılması meselesinde çok ciddi bir rol oynadı Türkiye. Önce bu teröristlerin sızmaması noktasındaki aldığı önleyici tedbirler, sonrasında da yaptığı harekatlarla Fırat Kalkanı başta olmak üzere Daeş'i tümüyle geriletmesi Türkiye'nin rolünü gösterdi. Şimdi bu süreçte Avrupa önce biraz mesele uzaktan izlemeyi denedi. İhtiyatlı bir iyimserlikle bir bakalım dendi. Ama gördüler ki yani küresel bir dünyada sorunlar da küreseldir. Yani tutup siz bir coğrafyaya sorunun kendisini mahkum edemiyorsunuz. Mesele Suriye'de oluyor, aman bana ne diyemiyorsunuz. Hı hı. Ucu bir şekilde size geliyor. Neyle geliyor? İşte terörün sızmasıyla, kontrolsüz göçle. Dolayısıyla şimdi artık Avrupa bu meselenin bir parçası olmak istiyor ve çözüm sürecini zorlamak istiyor. Çünkü bunun olumsuz sonuçlarından kendileri de etkileniyor. O yüzden de bu meselede Avrupa artık müdahil. Zaten Cenevre sürecinde de muhtemelen çözüm orada zorlanacak. Yani burada çıkacak sonuç bağlayıcı olmayacak. Ama Cenevre'deki siyasi çözümün ortaya çıkması noktasında önemli bir altyapı ve hazırlık toplantısı bu. Ortaya çıkacak kararlar bakımından. Birincisi bu. İkincisi de Avrupa Birliği'nin fark ettiği şey şu. Türkiye bu meselenin çözümünde iyi bir çözüm ortağı. Hı hı. Yani Türkiye ile çözüm ortaklığı yaptıkça başlarının daha az ağrıyacağını fark ettiler. Göç meselesi de bunu fark ettiler ve 3,5 milyon göçmeni Türkiye'nin içinde tutup bu ekonomik külfeti de Türkiye tek başına karşılıyor şu ana kadar. Çünkü sen de dediğin gibi Avrupa o sözlerini tutmadı. Şimdi Türkiye bunları da masaya getirecek elbette. Yani bu tutulmayan sözler, bu göçün önlenmesi noktasında Türkiye'nin sağladıkları ama karşısında Avrupa'da beklentileri de var. Bunların gerçekleşmemesi, bütün bunlar tartışılacak. Yani spesifik olarak evet Suriye'deki son durum, siyasi ve kalıcı bir çözümün ne olacağı meselesi, işte YPG meselesi, İdlib meselesi, Münbiç meselesi, bütün bunlar elbette masada tartışılacak ama bunun dışında da dünyanın hal ve gidişatı da konuşulacak. Yani Amerika'nın bu tutumunun nasıl çözümsüzlük yarattığı, Avrupa'nın toplamda Türkiye ile ilişkilerin meselesinde ikircikli davranması, bütün bunlar da elbette tartışılacak. Yani Türkiye kendi doğrularını masaya koyacak ve doğrularını ortaya koyarken de çözüm de önerecek. Ve bu ortaya koyduğu çözümün de sadece Türkiye'nin kazanmasına dönük olmadığını anlatacak elbette. Yani bu bir kazan-kazan formülüdür. Evet, Türkiye rahatlayacak. Çünkü 911 kilometrelik sınırından bahsediyoruz. Orada sürekli şiddet üreten bir mekanizma, bir coğrafya ve bunun sürekli külfeti var maddi anlamda. Hem kontrolsüz göç hem de sınırın kontrolünü sağlayamama noktasında. Şimdi bütün bunları sayacak ama bunu söylerken de kazan-kazan formülü. Yani Avrupa'da siz de rahatlayacaksınız diye. Onun yolu da Suriye'de kalıcı bir çözüm ve Suriye'nin yeniden imarı, normalleşmeyi sağladığınız zaman zaten o kontrolsüz yoğun göç kendiliğinden duracak. Ama bunu Türkiye'yi tek başına omuzlamasını beklemek biraz haksızlık olur. Türkiye kendi üzerine düşeni şu ana kadar çok iyi götürdü. Ama bazı şeyler birlikte yapmak gerekiyor. Yani orada çözümü ortaya koymak için senin de söylediğin gibi yani orada bir sürü aktör var. Görünen görünmeyen aktör. Evet. Şimdi Amerika PKK-YPG üzerinden orada ve ciddi bir güç. Kendi askeri varlığı da var. Onun dışında Rusya orada, İran Şii milisleri üzerinden orada. Şimdi Avrupa oraya girmek istiyor. Madem herkes orada bu aktörler ve bu aktör çözümü de o zaman bu aktörlerle birlikte bulmak gerekiyor. Türkiye bu anlamda da İstanbul'da yapılacak zirvede bunu zorlayacak. Yani Tahran'da başlayan zirve sonra Soçi'de de Türkiye'nin böylesi bir çözümü bulabileceğine dair çok az ülkenin kanaati vardı. Yani zor bir denklem, zor bir süreç ve Rusya'yı ikna etmenin çok zor olduğunu söylüyordu. Hatırlayın peş peşe Avrupa ülkelerinden açıklamalar geliyordu. Amerika'dan açıklamalar geliyordu. Rusya'yı ikna etmenin zorluğuna dikkat çekiyorlardı. Ama Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin Cumhurbaşkanı, çok müthiş bir müzakere yöntemiyle ki Tahran'da canlı canlı izledik. Sonrasında da Soçi'de müthiş o müzakere yeteneğiyle Rusya'yı ve Putin gibi bir lideri ikna etti İdlib meselesinde. Dolayısıyla doğru şeyler ortaya konuda niye çözüm çıkmasın? İstanbul'da da Erdoğan bunu yapacak.